Evet, lise 11. sınıf Almanca dersi 2. ünite Modül Zwei Körperteile und Gesundheit Vücudun bölümleri ve sağlıklı yaşam. Evet, bu ünitede göreceğimiz ilk olarak vücudun bölümleri Die Körperteile. Daha sonra Was hat Can? Canın neyi var? Ve son olarak da Beim Arzt Doktorda geçen diyaloglar. Evet, daha önce birinci ünitede ne yapmıştık? Propozisyonları görmüştük. Burada da doktorda derken, evet yeni bir propozisyon ne var? By. Evet, şimdi bakalım resimlerle aşağıda yer alan sağlık sorunlarını eşleştirmemiz isteniyor. Wer hat was? Evet, kimin neyi var? Burada üç tane erkek, üç tane kız. Evet, resim var. Ve buna göre de er veya sie hangisi uygunsa eşleştirme yapacağız. İlk cümlemize bakıyoruz. Özlem hat zahnschmerzen. Özlem hat zahnschmerzen. Özlem'in diş ağrısı var. Veya Özlem diş ağrısı çekiyor. Evet. Zan diş, şimersin ağrı. Diş ağrısı. Zan şimersin. Zan. Evet, burada ortadaki yumuşak G varmış gibi okuyoruz. Zan şimersin. SCH şey olarak çıkıyor. Zan şimersin. Diş ağrısı. Özlem'in diş ağrısı var. Özlem hat Zahnschmerzen. Resme bakıyoruz. Burada diş ağrısı olan zaten 3 tane kız resmi var burada. Ve baktık en uygun ne var? Dişini tutuyor çocuk. D şıkkı. Buraya yuvarlağın içine ne yaptık? İşaretledik. D diye işaretledik. Evet. Özlem hat Zahnschmerzen. D diye işaretledik. 2. Mia hat grippe. Mia hat grippe. Mia grip olmuş. Evet, Mia griptir. Zaten burada ipucu olarak da vermiş değil mi? Burayı da yuvarlağın içerisine E diye işaretledik. Mia hat grippe. Evet, bu iki tanesinde isim söylemişken burada ne kullanıyor? Zamir kullanıyor. Erkekler için er, kızlar için sie. Er hat Kopfschmerzen. Onun baş ağrısı var. Kopfschmerzen. Evet, bakıyoruz resimlere. Kopfschmerzen. Evet, C seçeneğinde en uygun. Değil mi? Başını tutuyor. C. Evet, Kopfschmerzen. Alex hustet. Alex hustet. Alex ne yapıyor? Öksürüyor. Alex'in öksürük sorunu var. En uygun resim. Evet, F'yi buraya yazdık. Can is gesund. Bunun sağlık sorunu yok. Sağlıklı. Can is gesund. Sağlıklı ve mutlu. Gördüğümüz gibi sevinçten havaya zıplamış. B seçeneğini ne yaptık? Buraya işaretledik. Can sağlıklıdır. 6 numara. Sie dediğine göre kız. Sie hat Bauchschmerzen. Sie hat Bauchschmerzen. Onun neyi var? Karın ağrısı var. Onun karnı ağrıyor. Baktık resimlerimize. Evet, karnını tutuyor. Gördüğümüz gibi A seçeneğinde. Kız üzgün gayet. Sie hat Bauchschmerzen. Onun karın ağrısı var. Evet. B'de ne yapmamız isteniyor? Hastalıkların altını çizelim, işaretleyelim. Bunların hepsi de hastalık değil tabii ki. Nedir? Bir tanesi mesela can ist gesund demiş 5 numarada. Can sağlıklı. Can hasta değil. Diğerleri hasta ve hastalıklarına bakalım. Bu cümlelerin sonundaki kelimeler nedir? Hepsi birer hastalık. Zahnschmerzen,
Zahn Schmerzen, diş ağrısı. Grippe, grippe, grip. Kopf Schmerzen, Kopf Schmerzen, baş ağrısı. Hustet, hustet, evet, öksürük. Ve Bauchschmerzen, Bauchschmerzen, karın ağrısı. Aynı zamanda vücudumuzun bölümlerinden de 3 tanesi nedir? Burada var değil mi? Kok, baş, mesela Bauch, karın, değil mi? Zahn, diş, o da bir dişimiz. Onlar da yer almış. Evet, bunların adlarını ne yaptık? Çizdik. Zahn, Schmerzen, Grippe, hepsini çizmiyoruz. Sadece cümlelerin sonundaki hastalık ifade eden kelimeleri çiziyoruz. Kopf Schmerzen, Kopf Schmerzen, Schmerzen, Bauch Schmerzen, SCH, Ş olarak okunuyor. CH, H olarak okunuyor. Bunu Bauch diye okumuyoruz. C'yi görmedik. Bauch Schmerzen. Evet, Schmerzen, Schmerzen. Evet, aksanlı söylemek istersek Schmerzen. Schmerzen dersek olmaz mı? Olur. Ama yabancı olduğumuz anlaşılır. Değil mi? Normal aksanlı söylemek istiyorsak Schmerzen, Zahn, Zah diye okumuyoruz bunu. Değil mi? Zahn Schmerzen, Grippe, Kopf Schmerzen, Bauch Schmerzen, Hustet. Bunların ne yaptık? Altlarını çizdik. Evet. Diğer sayfamıza baktık. Vücudumuzun bölümleri etkileşimi tahtadan, evet, ikinci ünitenin ilk konularına bakıyoruz. Burada zaten ok işaretiyle ne yapmış? Göstermiş. Singular, tekil. Plural, çoğul. Das Haar, saç. Die Haare, saçlar. Das Auge, göz. Die Augen, gözler. Das Ohr, das Ohr. Die Ohren, die Ohren. Die Nase, die Nase. Die Nasen, die Nasen. Ne yapıyoruz? Bir tekil, bir çoğul. Der Mund, der Mund. Die Münde, die Münde. Die Hand, die Hand. Die Hände, die Hände. Der Finger, der Finger. Die Finger, die Finger. Der Hals, der Hals. Die Hälse, die Hälse. Der Arm, der Arm. Die Arme, die Arme. Der Bauch, der Bauch. Die Beuhe, die Beuhe. Bu nasıl Beuhe oldu? A'nın üstünde iki nokta var. E oluyor o zaman. Yanında U varsa E, U, Oy diye okuyoruz. Beuhe, Beuhe. Der Rücken, der Rücken. Die Rücken. Evet, buradaki resimlerde, resimde Rücken yok. Bu ekstra yazılmış. Nedir? Sırt. Der Rücken. Die Rücken. Das Bein. Das Bein. E-i, a-i diye okunuyor. Bein. Die Beine. Die Beine. Bacak. Bacaklar. Der Fuß. Ayak. Die Füße. Ayaklar. Das Knie. Die Knie. Evet, burada artikeller değişiyor. Pluralda, çoğulda hepsinin artikeli die. Bazılarında kelimeler değişiyor. Demin okuduğumuz gibi Fuß, Füße, Bein, Beine, değil mi? Ama bazen yazılışları aynı olanlar da oluyor. Mesela diz, Knie, tekil hali, çoğul hali, o da Knie. Bunu nereden ayırt edeceğiz? Artikelden ayırt edeceğiz. Tekilin artikeli das, çoğulun artikeli die.
Bazılarında da artikeller aynı olur. Örnek, die Nase. Tekilde de değil, çoğulda da değil. Burada nereden ayırt edeceğiz? Singular Nase, plural Nasen. Evet, bazılarında kelimelere, bazılarında artikellere bakıyoruz. Evet, vücudumuzun bölümlerinde burada baktık. Hare, saç. Saç, bir tane saç telimiz olmadığı için, değil mi? Birden fazla saç telimiz var. Saçım derken, değil mi? Die Haare, saçlar. Çoğul kullandık burada. Das Auge. Das Auge, göz. Das Auge. Das Ohr. Das Ohr, kulak. Der Mund. Der Mund, ağız. Die Nase. Die Nase, nase diye okumuyoruz bunu. Die Nase, burun. Der Hals. Der Hals, boyun. Der Arm. Der Arm, kol. Der Bauch. Der Bauch, karın. Die Hand. Die Hand, el. Der Finger. Der Finger, parmak. Ama el parmağı, ayak parmağı farklı söyleniyor. Değil mi? O nedir? Zehe, ayak parmağı. Evet. Das Knie. Das Knie. Diz. Das Knie. Das Bein. Das Bein. Bacak. Evet. Das Bein. Der Fuß. Fußball'dan aklımıza gelsin. Fußball spielen. Futbol oynamak. Der Fuß, ayak. Fußball, futbol. Evet. Ayak topu, futbol. Ist das dein Bein? Artikeli neydi? Bein'in, bacak derken. Das Bein. Das Bein, bacak. Ist das dein Bein? Bu senin bacağın mı? Nein, hayır. Evet deseydi. Ya, hayır dediği için. Nein. Nein, das ist mein Kopf. Hayır, bu benim başım. Ist das? Ist das dein Kopf? Olumlu sorsaydı. Ist das dein Kopf? Bu senin başın mı? O zaman ne diyecekti? Ya. Ya, das ist mein Kopf. Evet, bu benim başım. Fakat burada soruda olumsuz sormuş, değil mi? Ist das dein Bein? Bu senin bacağın mı? Hayır cevabı gelecek. Hayır. Nein, das ist mein Kopf. Hayır, bu benim başım. Evet. Artikel eğer das ve derse dein, cevapta da mein. Eğer artikelde die varsa, mesela die Hand, ist das deine Hand? Değil mi? O zaman böyle soracağız. Cevap verirken, das ist meine Hand. Evet. Artikel der ve dassa dein, cevapta mein. Artikel die ise deine ve meine. Evet. Alttaki etkinliğe bakıyoruz. Präposition mit Dativ. Evet. Mit bağlacımız. Dativ ismin e hali. Ne yapıyor? Artikelleri değiştiriyor cümle kurarken. Gramatik dil bilgisi. Artikeli der ve das olursa deme dönüşü. Artikel die ise dere dönüşüyor. Örnek olarak der Finger neydi? Parmak. Mit dem Finger, parmakla, parmakla birlikte. Die Nase, burun. Mit der Nase, die ne oldu? Dere dönüştü. Bu bağlaç mit'le kullanınca
ne oldu? Der oldu. Evet. Das Bein. Das Bein. Bacak. Mit dem Bein. Bacakla. Bacakla birlikte. Çoğulda ne oluyor? Die plural çoğul. Die Hände. Mit den Händen. Evet, sonra bir de N harfi geldi. Die Hände. Değil mi? Çoğulu die Hände. Die Hand tekil. Yukarıda bakıyoruz. Evet, çocuğun eli. Die Hand. Çoğulu die Hände. Çoğulu mit bağlacıyla kullanırsak. Mit den Händen. Evet, bunu niye H diye okuduk? A'nın üstünde iki nokta varsa ne oluyor? E olarak okuyoruz. Bunu H diye okumuyoruz. Bu Ö harfi değil. A'nın üstünde iki nokta var. E. Mit den Händen. Was macht man mit den Augen? Evet, gözlerle ne yapılır? Burada ne yapmış? Çoğul. Das Auge. Die Augen. Mit den Augen. Buradaki mit den Augen. Bakıyoruz. Die plural. Mit den Händen gibi aynen. Gözlerle ne yapılır? Ne yapılır? Man sieht mit den Augen. Gözlerle görülür. Değil mi? Okullarda biz gördüğümüz gibi neydi? Göz görme organımız, kulak duyma organımız, el dokunma organımız. Burada aynı şekilde ne yapıyor? Tanımlama yapıyor. Man sieht mit den Augen. Gözle görülür. Was machst du? Ne yapıyorsun? Evet, bu bir cümle kalıbı. Değil mi? Şu devamını görmezsek. Was machst du? En çok kullanılan cümlelerden bir tanesi. Was machst du? Ne yapıyorsun? Mit den Beinen. Evet, bacaklarla ne yaparsın? Ne yapıyorsun? Ich gehe, renne und laufe mit den Beinen. Evet, ne yaparım? Yürürüm, koşarım, yarış yaparım. Değil mi? Beinen. Çoğul. Mit den Beinen. Bakıyoruz burada resmi yukarıda. Çocuğu gösterdiği resme. Das Bein. Die Beine. Mit den Beinen. Plural çoğulda ne oluyor? En sona N harfi geliyor. Evet. Yine aynı şekilde sol tarafta da diyalogda örnekler vermiş değil mi? Beispiel. Örnek. Man riecht mit der Nase. Evet, ne yaptık? Mit bağlacıyla kullandığımız için şuradaki artık elleri olan kelimeleri datif, ismin e hali. İsmin e haline göre çekimerek mit di nase, mit der nase. Evet, burunla koklanılır. Man hört mit den Ohren. Kulakla işitilir. Man geht mit den Füßen. Ayaklarla yürünür. Man sieht mit den Augen. Gözlerle görülür. Man spielt Gitarre mit den Fingern. Man spielt Gitarre mit den Fingern. Parmaklarla gitar çalınır. Evet, burada Spielen hem oynamak, değil mi? Fußball Spielen demiştik demin. Futbol oynamak. Spielen iki anlamı var. Bir oynamak, bir de enstrüman çalmak. S'nin önünde sessiz harf var. Bakıyoruz buraya, dikkat ediyoruz. Ne oldu? Bunu şey olarak okuyoruz. Eğer bu sessiz harften sonra gelen ince sesli ise ne yaptık? Bunu da şi diye okuduk. Eğer bu kalınsa, mesela Sprache'de olduğu gibi kalınsa, o zaman başını da şı diye okuyoruz. Burada sessiz harf, sesli harf yok ama sesli harf varmış gibi okuyoruz, değil mi? Evet. Tabii bazen mesela istisnalar oluyor. Aynı, bakalım yukarıda örnekler de var mı? Evet, buralarda yokmuş. Diyelim ki bu EI. Aynı Bayim'de olduğu gibi. Evet, bir önceki sayfada vardı. Diyelim ki bu I. E-I. I diye okunuyor.
Ne olacak? O zaman bu baştaki kalın okunacak. Değil mi? Yazılış önemli değil. Okunuş önemli. E iyi olsaydı, bu spile olsaydı, o zaman baştaki şi diye çıkartmıyoruz. I kalın çıkartıyoruz. E i ay diye okunacağı için spy olurdu. Evet. Bu da bir istisnai örnek. Bu da aklımızda kalıyor. Şimdi burada baktık. Hem yazılış hem okunuş. Yazılışı ince, okunuşu kalın olabilir. Biz okunuşa bakıyoruz. Okunuşa daha çok dikkat ediyoruz. Burada hem yazılış hem okunuş ince sesli. O zaman baştakini de şi diye çıkart. Man spielt Gitarre. Mit den Fingern. Evet, Gitarre. Gitar. Man geht läuft mit den Beinen. Evet, yürünür, koşulur. Neyle? Bacaklarla. Evet, läuft. Bunu neden läuft diye okuduk? A'nın üstünde iki nokta var. E olarak okunuyor. Yanında U. E, U birleşince oy. Birleştirdik hepsini. Läuft. Läuft. Laufen, koşmak fiili. Läuft. Üçüncü tekil şahıs. Çekimlenmiş hali değil mi bunların? Man geht läuft mit den Beinen. Tragen, taşımak. Arbeiten, çalışmak. Schreiben, yazmak. Man trägt, A'nın üstünde iki nokta var. E olarak okuyoruz. Man trägt, bakın buradaki E dedik buna değil mi? Bu A ama üstünde iki nokta var. E olarak okunuyor. Bu ince sesli olduğu için T'den sonra burada sesli harf varmış gibi okuyoruz. Değil mi? Bu E olduğu için bunu da trägt diye okuduk. Bunu A olsaydı bu, üstünde iki nokta olmasaydı track diyecektik. Evet. Man trägt, arbeitet, schreibt mit den Händen. Ellerle ne yapılır? Bir şeyler taşıyabilirsin, çalışabilirsin, iş görebilirsin ve yazı yazabilirsin. Değil mi? Bu işlemlere ne yapar? El bu işlere yarar. Evet. Biraz daha bunlarla ilgili alıştırma olarak nereden yapalım? Bakalım. Şöyle sayfamızı açalım. Hangi sayfamız? Çalışma kitabımız. Çalışma kitabımızda da bununla ilgili zaten ders kitabındaki etkinliklerin aynaları. O sarı tişörtlü çocuğa bakarak buraları ne yapabiliriz? Doldurabiliriz. Evet, die Haare. Saçlar. Aynı o resmin aynısı. Bunu doldurmak gayet kolay. Orada ne varsa aynısını yazıyoruz. Die Haare. Saçlar. Das Auge. Göz. Zaten ok işaretiyle gözü göstermiş değil mi? Buraya yazıyoruz. Das Auge. Das Ohr. Kulak. Der Arm. Kol. Der Bauch. Karın. Die Hand. El. Eli gösteriyor. Burada parmak, burada eli göstermiş. Die Hand. Evet. Das Bein. Bacak. Evet. Şöyle biraz alt tarafa bakalım. Ya da yukarıdan başlayalım yine aynı şekilde. Die Nase. Burun. Die Nase. Burun. Der Mund. Ağız. Der Mund. Ağız. Evet. Der Hals. Boyun. Der Hals. Boyun. Bu defa nedir? Parmak. Der Finger. Der Finger. El parmağı. Ayak parmağı farklı. Zehir. Evet. Das Knie. Das Knie. Diz. Evet. Buradaki Bein. Das Bein. Bacak. Burada tam dizini göstermiş zaten. Das Knie. Diz. Ve en son Der Fuß. Der Fuß. Ayak. Evet. İkinci etkinlikte bizden ne istemiş? Schreiben Sie die Wörter im Wortsalat richtig. Karışık olarak verilmiş. Bu en çok sınavlarda sorulan bölümlerden bir tanesi. Karışık olarak verilmiş. Evet.
salataya çevirmiş. Buradan doğru kelimeyi bulalım. Bunlar neyle alakalı? Buradaki vücudumuzun bölümleriyle alakalı. Evet, ilk olarak baktık. Kopf. Kopf yani baş. Örnek kendisi vermiş zaten. Diğerlerini buraya bakarak kolayca ne yapabiliriz? Buluruz. Auge. Göz. Evet, artık el istememiş gördüğünüz gibi. Bein. Bacak. Finger. Parmak. Evet. Rücken. Sırt. Evet, burada yok ama aşağıda var. Rücken, sırt. Knie. Diz. Nase. Burun. Hals. Boyun. Hare. Saç. Evet, burada saçlar, yukarıdaki gibi saçlar değil, sadece har diye vermiş değil mi? Har, bir tane saç. Mund, ağız. Pus, ayak. Bauch, karın. Evet. Bunu ders kitabındaki tablomuza bakarak bunları kolayca ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Bunu yapması çok kolay. Nedir? Artikeli der olanlar buraya, artikeli di olanlar buraya, artikeli das olanlar buraya. Buradakiler de çoğullar. Çoğullar. Nedir? Bu kelimelerin hepsinin çoğullarını yazabiliriz. Ama bizde mesela birden fazla olan organlarımız, mesela ayak, iki ayağımız var. Sonra iki elimiz var. Dişlerimiz var. Kulaklarımız var. Birden fazla sahip olduklarımızı buraya ne yaparız? Yazarız. Şimdi mesela artikeli der olanlar neydi? Ders kitabımızda veyahut da yukarıdaki resme bakarak buraya yazdıklarımızdan bakabiliriz. Finger bir tanesini örnek olarak kendisi vermiş. Geri kalanlarını biz dolduralım. Ne vardı başka? Rücken. Değil mi? Bu vardı. Der Rücken. Sırt. Der Mund. Ağız. Der Hals. Boyun. Beş tane istemiş zaten. Hepsini yaz dememiş. Der Fuß. Der Bauch. Bunlar değil mi? Artikeli der olanlar. Die olan ne vardı? Die Nase. Die Hand. Evet, bunları da buraya yazabiliriz. Das artikeli olanlar. Das Bein. Das Knie. Das Ohr. Başka bir tane de biz yazalım dersek ne olur? Das Gesicht. Yani yüz. Onu da buraya yazabiliriz. Birden fazla olan organlarımız ne var? Der Fuß, ayak. Onun çoğulunu o ders kitabımızda tablomuz vardı değil mi? Ona bakarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Ne vardı plural? Füsse, ayaklar. Fuß, ayak. Çoğula en son plural diye yazan yere. Füsse. Hände. Zähne. Ohren. Evet, bunlar çoğullar. Füsse, ayaklar. Hände, eller. Zähne, dişler. Ohren, kulaklar. Evet, bunları ne yapabiliriz? Bu şekilde orayı doldurabiliriz. Evet, was haben wir? Ergänzen Sie. Neyimiz varmış? Bakalım. Burayı dolduralım. Peki niye göre dolduracağız? Burada aynen demiş. Burada aynı. Burada aynı. Bakıyoruz. Artikeli der ise aynen. Artikeli die ise aynı. Artikeli das ise aynı. Evet, artikeli der Kopf. Buraya yazdık. Başka orada Kopf'tan başka neler var? Mund. Der Mund. Bauch. Evet, buraları yazdık. Kopf. Mund. Bau. Tabloya baksak zaten veya resme bakarak, ders kitabındaki demin yaptığımız resme bakarak bunları kolayca ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Veya videonun başına durdurup, videonun başına sarıp bakıp tekrar burayı yapabiliriz. Ich habe einen Kopf, Mund, Bau. Benim bir başım, ağzım, karnım var. Evet, bu mantıklı bir cümle kurmak için değil. Sadece cümlenin kuruluşunu göstermek için yapıyor. O yüzden burada mantık aramıyoruz fazla. Evet, şimdi de burada iki de ne var? Aynı, yani artikeli di olan bir şey lazım buradakilerden. Buradaki kelimeleri kullanıyoruz.
Evet, oradaki kelimelerden artikeli di olan ne var? Burada bakıyoruz. Bir tek die Nase. Evet, die Nase. Yani iş abi aynı Nase. İki numaraya ne yaptık? Şu Nase'yi yazdık. Evet, iki numaraya Nase'yi yazdık. Üç numarada artikeli das olan lazım. Artikeli das olan orada bir tek ne var? Gesicht. Yüz. Evet, o resimde yoktu. Ama burada ekstra koymuş. Ich habe ein Gesicht. Das Gesicht. Ein Gesicht. Benim bir yüzüm var. Evet, dört numarada iki. Önceleri bir tane diyordu. Şimdi iki tane demeye başlamış. Yani bizim birden fazla olan organlarımız. İkişer tane hangi organlarımız var? Buralarda olan bakıyoruz. Gözler. Augen. Ich habe zwei Augen. Benim iki gözüm. Başka iki kulağım. Ohren. Buraya yazdığımız. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane yazacağız. Augen yazdık. Evet. Ohren yazdık. Beine. İki bacak. Başka. Beine'den başka. Hände. Ve evet. İki el. Ve Füße. Füße. Evet. Beş tane yazdık. Augen. Zähne. Evet, Augen. Ohren. Beine. Hände. Ve Füße. Evet. Beş tanesini buraya yazdık. Ich habe zehn. On tane neyim var? Ich habe zehn. Finger. Değil mi? Biraz da uyumlu olacak tabii. Finger. On parmağım var. Ich habe zehn. Finger. Burada Z'ne yazmadık oraya değil mi? Diş. 10 tane dişim var. Olur mu? Olmaz. Bir insanda kaç diş var? 32 diş var. 10 tane parmak. Ich habe zehn Finger. 10 parmağım var. Ve en son Ich habe iç diye okumuyoruz. CH, C'yi görmüyoruz. İş diyoruz. Ich habe zwei und dreißig. Önce birler basamağı, sonra onlar basamağı. Ich habe zwei und dreißig. 2 ve 30. 32. 32 tane neyim var? Diş. Zähne. Evet. Ich habe zwei und dreißig. Zähne. 32 dişim var. Evet. Birbirine uyumlu olanları da deminki yaptığımız gibi gözle görülür, kulakla duyulur. Ne yapmamız isteniyor burada? Birbirine eşitlememiz isteniyor. En mantıklı olanlara bakıyoruz. Mit den Augen. Gözlerle ne yapılır? Sieht man. Evet. Mit den Augen. Sieht man. Gözlerle görülür. Bir. Nereye götürdük? C'ye götürdük. İki. Mit den Mund. Ağızla. Ne yapılır? Isst man. Evet. B'ye götürdük. Isst man. Ağızla. Yemek yenir değil mi? Yemek yenir. Evet. 3. Mit der Nase. Burunla. Mit der Nase. Ne yapılır burunla? Riecht man. Koklanılır. Koku alınır. 4. Mit den Beinen. Bacakla. Bacakla ne yaparız? Geht man. Yürünür. Bacakla yürünür. 5. Mit den Ohren. Mit den Ohren. Kulakla ne yaparız? Bir şey işitilir değil mi? Hört man. Evet. Kulakla duyulur. İşitme organımız. Kulak. 5'i B'ye götürdük. 6. Mit den Fingern. Parmakla ne yaparız? Parmakla schreibt man. Yazı yazılır. 6'yı ne yaptık? B'ye götürdük. Mit den Fingern. Schreibman. Evet. Birbirleriyle en mantıklı, uyumlu olanları eşleştirdik. Evet. Altıncı etkinliğe baktık. Burada son olarak was, past, nicht. Uymayan hangisi? Bunun üzerine ne yap demiş? Çiz demiş. Değil mi? Evet. Uymayanı çiziyoruz. Mesela burada Ich habe Augenschmerzen. Benim gözüm ağrıyor. Göz ağrım var.
Evet, ne vermiş? Auge, har, mund. Evet, uygun olmayanı çizdik üstünü. Üstünü çizmemiz isteniyor. Hiç alakasız organlardan biri olmayan bu gördüğümüz ünitede, bu üniteyle alakası olmayan ne var? Burada rok var. Böyle bir organımız var mı? Vücudumuzun bölümü var mı? Yok. Mesela ikiye baktık. Burada bizim gördüğümüz organlardan hiç alakasız olan ne var? Bu ne? Kitap. Finger parmak. Knie diz. Bein bacak. Bu ne? Kitap. Bunun üstüne çizdik. Hiç alakası yok. Değil mi? Evet. Baktık buraya. Hand, el. Stirn, alın. Şere, makas. Or, kulak. Evet, şu vücudun bölümlerinin yukarıdaki çocuğun fotoğrafına baktığımız zaman hiç böyle bir şey gördük mü? Şere. Yok. Alakasız. Makas. Üstünü çizdik. Evet. Hals, heft, hende, naze. Evet, alakasız olan hangisi? Heft. Heft nedir? Defter. Diğerlerini vücudumuzun bölümleri. Bunu cümle kurarken yine aynı şekilde şunlar gibi ne yapabiliriz? Kurabiliriz burayı değil mi? İstediğimiz gibi cümleyi kurarız. Veyahut da benim gözüm ağrıyor, ayağım ağrıyor. Değil mi? Bunları yapabiliriz. Benim hangi organlarım var? Bunları sayabiliriz. Evet, dörde baktık. Alakasız heft dedik. Heftin üstünü çizdik. Beş numara alakasız olan şeyi arıyoruz. Beş numarada auge göz, arm kol, rüken sırt. Burada vücudumuzun bölümü olmayan ne var? Çift. Evet, en alakasız çift. Çift değil. Tahta kalemi. Onlar hiç alakasız vücudumuzun bölümlerinden. Evet, bugünlük bu kadar dersimiz. Haftaya ünitemizin yeni konularıyla buradan devam edeceğiz. Auf Wiedersehen. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.